Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz oldukça pratik ve çok lezzetli bir elmalı kurabiye tarifi paylaşıyorum. Tarifimin tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarife öncelikle iç harcını hazırlamakla başlıyorum. 3 tane orta boy elmanın kabuklarını soyup rendeledikten sonra uygun bir tavanın içerisine aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ilave ettim. Ocağımı yüksek ateşe ayarladıktan sonra elmalar suyunu salıp çekinceye kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Elmalar tamamen suyunu çektikten sonra içerisine bir çay kaşığı kadar tarçın ilave ettim. Ocağımın altını kapattım bu aşamada soğuması için kenara alarak hemen elmalı kurabiyenin hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir derince bir kabın içerisine 125 gram kadar oda sıcaklığında bekletmiş olduğum katı yağını uygun bir kabın içerisine aldım. Hemen üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ 1 tane tam yumurtayı ekliyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, yarım su bardağı mısır nişastası, 1 çay bardağı kadar da pudra şekerimi içerisine ilave ettim. Eklemiş olduğum malzemeleri hemen karıştırmaya başlıyorum. Bir paket de vanilyayı içerisine ilave ettikten sonra eklemiş olduğum malzemelerin tamamını spatula yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. Tarif için mutlaka kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine unumun bir kısmını ilave ettim. 1 çay kaşığı kadar da kabartma tozunu içerisine ekledikten sonra hamurum yoğunlaşana dek spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Tarifte toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım. Tarif için kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 mg su bardağıdır. hazırlayacağınız kurabiye hamurunun kıvamı oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Unu bu aşamada azar azar ilave etmeye lütfen özen gösterelim. Hamurumu hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Hamuru iyice yoğurdum ve toparladım. Hamurun aldığı kıvamı sizlere daha yakından gösterdikten sonra hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamurdan parçalar kopartıp elimle yuvarlayarak uygun bir kabın üzerine aldım. Cevizden bir tık daha büyük olması yeterli olacaktır. Yapmış olduğum tarifte toplamda 26 tane elmalı kurabiye elde ettim. Şekil vermek için elimde olan bir nihale ile üzerine hamurların üzerine hafif baskı uygulayarak çay tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra hemen yarım tatlı kaşığı kadar elmalı iç harcından yerleştirdim. Şeklini verdim gördüğünüz gibi hemen yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Ben şekil vermek için bu şekilde dihale kullandım. Siz evinizde herhangi bir aparatla da aynı şekilde elmalı kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. Gerçekten yapılışı inanılmaz derecede kolay. Tamamını evinizdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz oldukça pratik el almayan şahane bir kurabiye tarifidir. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını anlatmaya çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Elmalı kurabiyelerimin tamamını şeklini verdim ve hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi bu aşamada fırınımı da önceden ayarladım. 170 derece alt üst ayar fansız fırında yaklaşık 30 dakika gibi bir süre fırınımda pişirmeye gönderiyorum. Üzeri kızarmadan mutlaka fırınızdan alın. Yaklaşık 30 dakikada pişen kurabiyelerimi fırından aldım tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri ilave edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten muhteşem oldu. Tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekerini serpiştirerek dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Çayınızın kahvenizin yanına hazırlayabileceğiniz oldukça pratik çok lezzetli bir elmalı kurabiye tarifi paylaştım bugün sizler için. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalımı hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.